sevgili bahis severler hepiniz yeni bölümümüze hoş geldiniz. 10 Ekim Cumartesi gününün bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Fakat her zamanki uyarımızı yapalım. Durun ileri almayın. En başta söylüyorum ben bu maçları oynamayalım. Milli maçlara güven olmaz. Oynasak bile benim gibi yapın. Hani atıyorum normalde 40-50 lira yatırıyorsanız bunlara 5-10 lira, 15 lira, 20 lira gibi şeyler yatırın. Ki ben öyle yapıyorum. Günde 1 ya da iki tane öyle önceden kupon yapıyorum. Gerisini akşam Maçları izlerken, takip ederken canlı olarak değerlendirmeye çalışıyoruz. İttihar bilir uygulamamızda da yine normal ideal kuponlarımız birer maçtan yattı. Serdar'la mesela yanında yönetmenim paylaştı. kale maçlarımızda Allah'tan yine başarı sağladık ki kale maçlarımızı birleştirip kazanıyorlar. İttihar bilir uygulamasında kullanıcılarımız 2-10 orandan kale maçlarımız kazandırmış oldu. Yine merak edenler için şurada tanıtım videosu var İttihar bilir uygulamamızın. Onu söyleyelim. Tabi videomuzda verdiğimiz maçlarda başarı sağlayamadık. Neden? Çünkü senaryomuzu yazmıştık. Bazı maçlara dedik hani 0-0 bitebilir. Üst bekleriz. 0-0 biter. Bakınız Portekiz-İspanya maçı. Bazı maçlara dedik çok gol atılmasını bekleyemeyiz. Hatta milli takımımızdan gol beklemeyiz dedik. Alt biter dedik bilmem ne ama milli takım bir anda 3 gol. Hanginiz şaşırmadı? Yazsın aşağı. Biriniz şaşırmadı. Türkiye'den 3 tane gol bekliyordum ben Almanya'ya diye. Bir tane adam çıksın ben e ne derler bu işi bırakırım demeyeyim de şimdi. <laughs> inanmam yani öyle bir Türkiye'den 3 tane gol bekleyen varsa inanmam. Çünkü Sırbistan, Macaristan gibi takımlara bir tane gol atamamışız. Öyle vasat takımlara, Almanya'ya göre vasat takımlara. Ee, gidip Almanya'ya 3 tane gol atmışız. Ha, tabii hoşumuza gitti. Keşke öyle, öyle, olacağını bilsem zaten üste giderim ben. Ben kendi takımımıza güvenmediğim için üste gidemedim. Almanya 2 tane 3 tane atar dedim. Hani en fazla 4.5 altında 1 olur dedik ama onlar da rotasyonlu kadrola çıktılar. Bizim gibi kısmen de olsa o tercihimiz gelmedi. Hollanda Meksika'da tabi bir de rotasyonları bilemiyoruz. Covid'li futbolcusu çıkıyor, kadrodan çıkıyor, rotasyonu çok fazla yapıyor. Hollanda Meksika'ya gol atamayacak takım mı mesela işte? Rotasyonu fazla yapınca olmadı mesela. Onun dışında Bosna Ersek 2-3 golümüz. Norveç Sırbistan karşılıklı gol var. Mesela bakın karşılıklı gol var. ben Norveç Sırbistan devre arasında uygulamadan yazdım canlıcılara. Ben bunu karşılıklı gol var ısrarla bekliyorum. Hala bekliyorum dedim. 2 de oranı. Sadece o maç alanlar bile karşılıklı gol varsa 10 dakikalarda şansımızın yardımıyla geldi ama olmasaydı de yapacak bir şey yok. Sonuçta ben inanıyordum olacağına. Son dakikalarda da olsa geldi. Her neyse dedim ki bu maçlara dikkat edelim. Ee, çok güven olmaz. Alt deriz üst biter. Üst deriz alt biter. Şu yener deriz öbürü yener. O yüzden dikkat etmek lazım. İlkler başlayana kadar normal çerezlik, takiplik, heyecanlık. Devam edelim. Ben size şimdi Cumartesi gününden İsveç liginden de maçım var, Norveç liginden de maçım var, Hollanda birinci liginden de maçım var. Sırf milli maçlara değinmedim ama toplamda 9 tane mi 10 tane mi maçım var. 10 tane maçım var. Tabi arada milli takımlarda olacak. O yüzden hızlı hızlı çok da fazla uzatmadan ayrıntıya girmeden fikirlerimi söyleyeceğim. Kafanıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. İlk maçımız saat 14'te Trelle Box. Akropolis takımını ağırlayacak ki bunu zaman zaman bülten yokken Akropolis takımına ee, sık sık değiniyorduk ve güveniyorduk. En azından gollerine giriyorduk. Hani karşılıklı gol varımızı sık sık getiriyorlardı biliyorsunuz. Veya iki buçuk üstleri deniyorduk ama karşılıklı gol var da, hani yerken de defansında bizi e, yüzümüzü kara çıkarmıyordu. Zaten hücum gücünde problem yok. Gollerini atıyorlardı. Şimdi burada e, tabii ki yine karşılıklı gol var denenebilir. Ona lafım yok ama ben Akropolis'in de aynı zamanda yenilmeyeceğini düşünüyorum. Trelle Box karşısında onlar da e, ligin orta sıralarında son zamanlarda 4 maçın 3'ünde berabere kaldıran ne yeniyorlar ne yeniliyorlar ama gollü maçlara imza atıyorlar. Yani gol atabildikleri gibi defanslarını da yine e, gole kapatamıyorlar onu söyleyelim karelerini ve Akropolis'te yine altı e, 6 maçtır yenilmiyorlar. İki de galibiyetleri var. Burada Trelle Boks'a karşı yenileceklerini düşünmüyorum ben. Dediğim gibi 0 2 çifte şans ana kuponlarımızda bazı çok güvenmediğim maçları ikinci üçüncü alternatifli diyorum ya onlar deneme amaçlı. Hani yüksek oranlı denemelerimiz olacak ama bu sanki günün güvenilir maçı gibi. Siz de bir inceleyin. Bizim gibi bu ligi takip eden bu takımı bilenler varsa incelesinler. Güveniyorlarsa 0-2 çifte şansı ya da daha yüksek orandan karşılıklı gol varı deneyebilirsiniz. Ben 0-2 çifte şans olarak önermişim. Ama Trelle Box'ta gol atabilir. Karşılıklı gol vardı. Alternatif de denenebilir gibi sanki. Saat sırasına gittiğim için ikinci maçımız 16'da Lüksemburg-Güney Kıbrıs mücadelesi. Tabii iki tane şey vardır ya bir deyim hani tencerede bin kara seninki benden kara yani şey gibi hani ne derler birbirine körler sarlar birbirine ağırlar hani böyle çok gol yollarında etkisiz işte defansı falan yani çok pozisyonlara giremeyen böyle iki tane benzer takım diyelim yani futbol anlamında çok da izlenesi bir maçta değil yani şöyle bir baktığımız zaman Güney Kıbrıs zaten son sırada yer alıyor grupta puanı da yok en son çeklerle Azerbaycan'a karşı da yenilmişlerdi. Burada Lüksemburg biraz daha son zamanlarda kendini geliştirdi. Evet galip gelebilir mi kendi evinde? Gelebilir ama burada da çok fazla bir skor çıkacağını düşünmüyorum. Ben 2.5-6-1.40 orandan değerlendirilebilir gibi. Yani Lüksemburg de 1-0 ile yener. Ne bileyim sürpriz gol de 1-1 de kalır en fazla diye. Çok fazla skor çıkmaz diye 25 alt öneriyorum 1.40 oranıyla. Güveniyorsanız ona göre bir ya da ikinci kuponunuza koyabilirsiniz. Karadağ-Azerbaycan mücadelesi yine saat 16'da oynanacak bu mücadelede. Ee, baktığımız zaman Karadağ'da özellikle e, Kadro'ya çağrılmayan Savic ve Yovetic e, sık sık sakatlanıyorlardı ama bu sefer kadroda olması bekleniyormuş araştırmama göre ve e, onun dışında Karadağ'da e, şey Karadağ'da diyorum Azerbaycan'da önemli bir e, futbolcu e, forvetlerinden biri Emreli e, kadroda olmayacakmış sanırım zaten Azerbaycan e, biraz daha defansif ağırlıklı biliyorsunuz son teknik direktörüyle birlikte daha defansif ağırlıklı bir e, futbol benimsiyor ve hücumda kontralarla daha çok gol arıyor. Bundan dolayı burada Karadağ galibiyeti beklenmekle beraber maçın çok fazla gollü olmayacağını düşünüyorum. Mahir Emreli, ha Mahir Emreli diye bir futbolcuları sakatmış. İleri uçta etkili bir oyuncuları. O yüzden burada Karadağ galip gelse bile 1-0 2 0da kalır. En fazla 2-1 olur ama maçın dediğim gibi maç sonu 1 ve 3.5 alt denene 4.5 alt aslında daha garantisi maçın 1 ve 4,5 altı olması 1.50 oran gayet cazip. Ama biraz risk almak isterseniz 1 ve 3,5 alta gidersiniz 1.75 orandan. Ama maçın en sağlamı ne derseniz bu maça ilk yarıdan 2 gol çıkacağını düşünmüyorum ben. Dediğim gibi Azerbaycan'ın defansif yapısı yüzünden ilk yarı 1,5 altı oranı 1.25 sanki en sağlamı bu gibi. Bak bunun altını çiziyorum. Değerleri yüksek oran için değerlendirilebilir. Benim önerilerim bu şekilde kafanıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Bu verdiğim 10 maçı da 3 erli 4 erli 1-2 kupon ya da 3 kupon şeklinde aynı fikirde olduklarınızla ve sizin maçlarınızla birlikte birleştirip çok fazla böyle süpermarket fişi gibi kupon yapmadan ufak ufak deneyebilirsiniz diyelim. Bir sonraki maçımız dördüncü maçımız. jer Raufos mücadelesi. Norveç 1. liginde. Bunlara da bülten yokluğunda ara sıra değiniyoruz biliyorsunuz. Eğer takımı mesela kendi evinde oynadıkları maçlarda ilk yarıdan böyle bol pozisyon kovalıyor, direkt hücum oynuyor e, ve defansında da çok açıklar veriyor. Bundan dolayı bol gollü maçlara imza atıyor onlar da düşüştelerdi ve iki maçtır Stromun ve e, Hamkam'ı yenerek biraz dişine göre bir takım tabii. Hamkam 3-2 galip geldi. Tabii Raufos takımı bizi yanıltmayan takımlardandı. Zamanında hep maçlarını Tacir Urut maçından tut Ulkısa maçında falan hep üstlerimizi aldık. Bir Asane maçında gol yemedikleri için bizi yanıltılar. 1-0 yendiler ama burada Raofos da mutlaka ee, gol bulur ve karşılıklı gollerle dediğim gibi ilk yarıdan hızlı başlayacak maçla beraber iki takım da yenmek isteyecektir ve karşılıklı gollerle üste gidecek bir mücadele bekliyorum. Bir aksilik olmazsa bu Norveç Ligi'ni sizlere izlediğim zaman anlatmıştım böyle bizim amatör takımlar gibi böyle binaların arasında bir tesiste. Hani biz normal sahalardan daha ufak ve normal böyle Hani halı saha maçı gibi topluyor bir orada bir orada artık son vuruşlarda yeteneklerine bitiriciliğine bakıyor. Bir maçta bir bakıyorsunuz 7 artı beklenen maçta 0-0'da 1 bir de kalabiliyor ama çok pozisyon var kaçırıyorlar. Bazen de kaçırmıyorlar ama 5-2-5-3 gibi böyle halı saha maçı gibi sonuçlar çıkabiliyor. Goller kaçmazsa bu da 2.5 üste gidebilir gibi 1 40 orandan bu da değerlendirilebilir diyelim. Beşinci maçımız, sıradaki maçımız İsveç Süper Ligi'nden. Brage kendi evinde Degerforce Force takımını konuk edecek ki Degerforce Force bizleri yine uygulamamızda da değerlendirdiğimiz gol yollarında bizi yanıltmayan takımlardan biri. Şu anda ligin lideri konumunda Brage'de yine özellikle kendi evinde etkili olabilen ve iki maçtır çıkışta olan ee, bir takım en son Orgete gibi bir takımı e, yenmişlerdi deplasmanda. E, bu anlamda onlar da moralliler ve birbirleriyle oynadıkları mücadelelere de baktığımızda bol gollü geçtiğini görüyoruz. Burada Gerfos da gollü maçlara imza atıyor yine sakat cezalı da. E, ev, şeyde, ev sahibinde görünmüyor ama liderde de Gerfos'ta defansın önemli bir isminin sakat olduğunu söyleyelim. Burada dediğim gibi Braga'nın da katkılarıyla 2.5 üste gidecek. 1-2, 1-3 belki 1-4 gibi bol gollü bir mücadele bekliyorum. O yüzden iki buçuk üst değerlendirebilir. Ha bazen böyle derken mesela bazılarınız diyor ki kimin de yenebileceğini söyle diye bazen mesela Jerv Raufos mücadelesinde emin değilim kimin yeneceğini. O yüzden demiyorum ama bu maçta hani 1-2-1-3 gibi dediğim için anlıyorsunuzdur. Degel olsun tabii ki 3-1-4-1 gibi yeneceğini düşündüğüm için kafanıza yatıyorsa hani fikirleseniz onu da değerlendirin ama ben taraf bahsine pek girmiyorum. Kaçıyorum biliyorsunuz sürprizler çıkabiliyor diye. Çünkü birine çarpar gol girer, hakem penaltı verir, bir şey olur, kaleci devleşir, şu olur, bu olur. O yüzden gollere gidiyorum. 140 orandan 2.5 üst öneriyorum bu mücadelede. Altıncı maçımıza geçtiğimiz zaman Faro Adaları Letonya mücadelesi. Bu da sadece deneme amaçlı ekstra kuponlarınıza yüksek oran aradığınız. Çünkü yine şey gibi bir derbi gibi yani böyle alt alt sıraların derbisi gibi yani Faro Adaları ile Letonya arasında oynanacak mücadele. Tabi e, tabii son zamanlarda Baktığımızda Faroe Adaları'nın biraz daha hani böyle Andorra'yı yendiğini, Malta'yı yendiğini falan görebiliyoruz mesela. Yine kendi evinde galibiyete yakın olabilir ama Letonya'nın da yine sürpriz çıkışları ve golleri olabiliyor burada. Son oynadıkları mücadele hazırlık maçıydı. Gerçi orada birbirlerine gol attılar ama yani iki tane birbirine gol atabilme potansiyeli olan aynı hemen hemen seviyede iki takım. O yüzden yüksek orandan 2-15 gibi böyle yüksek bir orandan karşılıklı gol var. E, sürpriz beklediğimiz ekstra kuponlarda denenebilir diye buna ekstra veriyorum. Ya çok güvendiğim bir maç değil yani. Yine aynı şekilde Lee Cebeli Tarık mücadelesi var. E, bu da 7. maçımız. Burada da yine zaten bunların grupları Birbirlerine göre yani Lichtenstein, Cebeli Tarık, San Marino. Üçlü bir grup yapmışlar burada da biliyorsunuz. Lichtenstein daha önce ee, San Marino'yu 2-0 yenmişti. Hazırlık mücadelesinde de Lüksemburg'u yendiler. Formdalar. Kendi evlerinde Cebeli yenebilirler mi? Yenebilirler ama 1-45'ten o riske girilir mi? Bence girilmez. Yani ama en azından 2-0'da ya da 2-1'de kalabilir düşüncesiyle ben hani... O yüzden 2-3 gol öneriyorum. Yine deminki Faro Adaları kuponuna koyacağınız yüksek oranlı bir maç olsun diye açısından. Tabii ki Linçteşler'in de dediğim gibi 2-0 ya da 2-1 yenmesini düşünüyorum ama dediğim gibi 2-3 golü yüksek orandan değerlendirebiliriz. Ekstra kuponlarda 1.65 orandan diyelim. Şimdi 8. maçımız i̇spanya İsviçre mücadelesi. Burada en son İspanya-Portekiz maçında, hazırlık ma maçında tabi ee, tabii çok goller kaçtı, gelmedi. Hatta son saniyede Portekiz golü kaçırdı arka direkte yani Portekiz'in de çok pozisyonu var İspanya'nın da atamadığı girilen pozisyonlar var ama nihayetinde hazırlık maçı dediğimiz gibi bu maç 3-3 bizse de şaşırmazdık 0-0 bitince de şaşırmadık hani İsviçre'de çok da böyle etkili olamadı mücadelede Hırvatistan'a yenildi 2-1 şeklinde yine gruptaki son durumlarına baktığımızda İspanya liderliğini koruyor tabi burada İsviçre'ye karşı İspanya bir adım önde olan taraf hatta kazanacaktır bence oranı da düşük ama e, savunmada çok iyi görünmeyen İsviçre'ye karşı sanki birden fazla gol atabilirler gibi e, görünüyor. Gol yese bile İspanya bu maçı kazanacaktır diye düşünüyorum. ile beraber 1,5 üstünü alırsak sanki 1 ve 1,5 üstte oran yükseltebiliriz gibi 1,45 oranı var ama güvenmeyenler normal 2,5 üstte de gidebilirler. Dediğim gibi 2-1, 3-1 gibi İspanya'nın kazanacağını düşünüyorum ben. İsviçre'nin gücünün yeteceğini sanmıyorum ben. Dokuzuncu maçımız Ukrayna-Almanya mücadelesi. Almanya tabi bu sefer aslarıyla sahada olacaktır. Ukrayna'da geçen mücadelede tabi sonradan öğreniyoruz bunları. Sizler de araştırıyorsanız belki haberler bir yerlerden geliyordur. Korona vakaları çıktığı için tam kadro çıkamadılar Fransa'daki hazırlık maçına. Kalecileri bile az kaleci değilmiş maçtaki ki onun yerine yedek kulübesinde oturan Kaleci 45 yaşında teknik ekipten birisiymiş yani. Ve Ukrayna çok eksiği varmış. Şevçenko ile beraber tamam çıkıştaydı Ukrayna ama eksik kadro olunca onların da yapacak bir şeyi yok. Burada da yine o eksiklerin devam edeceği söyleniyor. O yüzden zaten Almanya'yı da 1-12 gibi çok düşük bir oran vermişler. Burada da farklı bir Almanya galibiyeti beklenebilir. 2 ile beraber 2.5 üst alındığı zaman mesela 1.50 oran yapıyor maç sonu. 2 ve 2.5 üst. Şöyle bir kontrol edeyim de. Ha maç sonu ikisiz alırsanız 1.45. Evet o dikkatimi çekmişti benim. Ben niye maç sonu 2 alayım ki o zaman atıyorum. 2-2 futbol mucizesi ya bu. 2-2 bitti. E ben 41-45'imi alırım. Maç sonu 2 ve 2.5 istersem yani 0.5 oran. Hani 0.05 1.50'ye çıkıyor. Niye alayım ki yani. Ya da böyle yapana kadar oran için Almanya'nın kendisine 2.5 üst girebiliriz. Deplasman 2.5 üstün oranı da 1.80. Ee, Ukrayna'da son gelişmelere göre yine aynı şekilde eksikler olacaksa Almanya'dan farklı bir galibiyet beklenebilir. İsterseniz maç sonu 2.5 üst. isterseniz riske girmek isteyen Almanya'nın kendisine 2.5 üstü olabilirler 1.80 orandan benim düşüncelerim bu şekilde Ve son olarak 10. maçımız e, Hollanda 1. liginde Telstar kendi evinde Tapos takımını ağırlayacak ki En son mücadelesinde Tapos Çok düşüşte ve son sıralarda Yer alan bir takımdı Dotre karşısında barımız vardı bizim Karşılıklı gol var mı üstümüz mü yine iddia Bir de uygulamamızda Dottre'ye gol yemedi ilginç bir şekilde ilk defa sanki gol yemedi Orada da bizi yatırdı. Bazen olur ya bir takım böyle hep böyle bir şeylere hep yapar yapar tam size denk gelir. Biz üst mü oynadık, var mı oynadık? Tapoz golleyemedik, galibiyetini aldı ama Telstar'a karşı bir kere daha galip gelemeyecektir diye düşünüyorum tersler. Yani amaçları farklı. Biri düşmemeye oynuyor Tapos takımı. Tersler üst sıralarda şu an 6. sırada. Ilk, ilk sıraları hedefliyor. Onlar da gayet iyi gidiyorlardı ama onlar da Jong PSV karşısında bir sürprize imza attılar. 3-0 yenilerek ama burada tekrar yeniden telafi edeceklerdir. Rakibini yenerek 1.30 oran var isteyen galibiyetini alabilir. Burada vara üste gitmedim bakın dikkatinizi çekiyorum. Normalde Hollanda 1. Ligi görünmü yapıştır Karşılıklı gol var. Üst 3.5 üst daha olabilir mi? Olabilir ama ben gitmek istemedim. Tapos belki yine gol atamaz filan. Maç sonu 1 ve 1.5 üstü oran yükseltebiliriz. Maç sonu 1 ideal 1.30 oranla 1 ve 1.5 üst. 1.40 belki 2-0'da kalır diye korkumdan. 1 ve 1.5 üstünün oranında da 1.40 bu şekilde önerebilirim sizlere. Kafanıza yatanlardan değerlendirebilirsiniz. işte bazı güvenmediklerimi ekstra kuponlara yüksek oran için koyabilirsiniz dediklerimi ekstra değerlendirirsiniz. Diğerlerinden aynı fikirde olduğumuz varsa 3-4 maçlık keyifli, takiplik heyecanlık geçirebiliriz. Onun dışında canlıdan da inandılamadan yardımcı olacağım. Ee, elimden geldiğince diyelim. Yorumlara siz de maçlarınızı yazabilirsiniz ve beğenilerinizi gönderebilirsiniz. Teşekkür ediyorum ee, bizleri izlediğiniz için. Ee, iyi i̇yi hafta sonları, bol şanslar diliyorum efendim. Lütfen çok basmayın, e, ufakça yapın. Şurada çıkan fotoğrafıma basarak kanalımıza abone olursanız da hem sizin için hem bizim için iyi olmuş olur efendim.